Peki Can Hocam, anne ölümlerinin önemli bir sebebi olan plasenta akreatadan biraz bahseder misiniz? Nedir plasenta akreata? Plasenta akreata, bebeğin eşinin rahim duvarındaki mevcut olan eski bir yara dokusundan, bir nedbe dokusundan içeriye doğru girmesi ve rahim duvarının içerisine yerleşmesi durumuna verdiğimiz yani yapışması. Isimdir. Yapışması diye halk arasında plasentanın rahim duvarına yapışması diye isimlendirilen durumdur. Tabi bunun için en büyük, en önemli risk faktörü daha öncesinde bir rahim cerrahisi geçirmektir. Bu rahim cerrahileri arasında en önemli yer kaplayan hepimizin bildiği üzere sezaryenlardır. Fakat diğer rahim ameliyatları da buna ya da kürtajlar da rahim içerisinde cerrahi müdahale gerektiren durumlar plasenta akreatanın sonraki gebelikte gelişmesi açısından risk oluşturur. Plasenta akreata bebeğin eşinin rahim içerisinde kontrolsüzce ilerlediği bir durum olduğu için kanama riskinin çok fazla olduğu ve ameliyatının mutlaka kan ürünleri naklinin uygun yapılabileceği bir ters yer merkezde olması, deneyimli bir ekip tarafından yapılması gerekmektedir. Peki plasenta akreata olduğunu biz gebelik sırasında doğumdan önce anlayabiliyor muyuz ki bu deneyimli merkezlere yönlendirebilirim? Plasenta akreatayı ultrasonla saptama oranımız aslında oldukça yüksektir. Özellikle deneyimli ellerde ultrasonla saptama oranları tama yakın bir oranlardadır. Ultrasonla saptadığımız bu hastalığın takiplerini de belli aralarla yapmaktayız. Bazı özel ultrason bulguları vardır. Bu açılardan hastayı değerlendirmekteyiz. Çok nadiren arada kaldığımız vakalarda MR gibi ileri görüntüleme yöntemleri kullanılabilmekte ama bu durum oldukça ihtiyaç duyma halimiz oldukça düşüktür.